Kardeşlerim, sağlıkta hem altyapı, hem yetişmiş insan kaynağı, hem hizmet kalitesi, hem kapsayıcılık bakımından geçmişte bize örnek gösterilen ülkeleri fersah fersah geride bıraktık. Bunların hepsini solladık, geçtik, gidiyoruz. Sadece şu salgın döneminde yaptıklarımız bile yakın tarihimize altın harflerle yazılacak önemdedir. Vatandaşlarımızın sağlığını titizlikle korurken ülkemizin üretim, istihdam, ihracat ve büyüme diye ifade ettiğimiz, tabii başta yatırım, ekonomik görünümüne de halel getirmemeye özel önem verdik. Savunma sanayindeki başarılarımız tüm dünyanın gündemindedir. Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz hava, kara, deniz araçlarına olan ilgi giderek artıyor. Bu alanda yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içerisindeyiz. Sanayicilerimiz diğer alanlarda da çok önemli atılımlara imza atıyorlar. Bu arada malum, yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız şekilde yürüyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm organize sanayi bölgelerinde ve diğer alanlarda harıl harıl yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişletiliyor. Turizmde salgın sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı attığımız adımları diline dolayacak kadar çapsız bir anlayışla mücadele ediyoruz. Eğitimde okul öncesinden üniversiteye kadar her seviyede çok güçlü bir altyapı kurduk. İnşallah bunların semeresini önümüzdeki dönemde hep birlikte görmeye başlayacağız. Sporda da çocuklarımız ve gençlerimizi büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduk. Bu vesileyle Polonya'da düzenlenen para atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan sporcularımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah kendilerini en yakın zamanda külliyede de ağırlamayı arzu ettiğimi Gençlik Spor Bakanıma da hatırlatmayı borç biliyorum. Sporda son dönemde ardı ardına aldığımız başarı haberlerinin özellikle uluslararası alanda artarak devam etmesini diliyorum. Tabii şimdi önümüzde bir İtalya-Türkiye maçı var. Bunu da tabii çok çok önemsiyoruz. İnşallah Roma'dan milli takımımız şöyle başarıyla dönmesi halinde biz de Azerbaycan'da ikinci maçı İlham Aliyev kardeşimle birlikte izleyeceğiz. Programımızı öyle yaptık. Bu arada önceki gün genel merkezimizde Ak Gençlik e-spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Salgın sebebiyle kısıtlamalar yaşadığımız bir dönemde FIFA 21, Pepsi ve Zula oyunlarında tam 26 gün boyunca e-spor heyecanını gençlerimizin evlerine taşıdık. Kendi alanında bir ilki teşkil eden turnuvamıza ülkemizin farklı illerinden 2165 oyuncumuz ve takımımız iştirak etti. Gençlerimizi ve gençlik teşkilatımızı tebrik ediyorum. Bizim gençlik yıllarımızda spor denilince akla ilk futbol, güreş, basketbol, voleybol, boks, karate gibi spor dalları gelirdi. Bugün artık spor ve sporcu kavramları klasik anlamları yanında çok farklı boyutlar da kazanmış bulunuyor. Dijital oyun sektörü içine sporu, fuarları, uluslararası turnuvaları da alarak günden güne genişliyor.
2012 yılında 70 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya dijital oyun sektörü salgının da etkisiyle 2020 yılında şu rakama bakın 159 milyar dolara ulaştı. Nereden nereye? E-spor gibi alanlar bilhassa 30 yaş altı gençlerimiz arasında giderek yaygınlaşıyor. Hükümet ve parti olarak biz de gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, e-sporun kurumsallaşması için gereken adımları atıyoruz. Son 19 yılda diğer pek çok alana birlikte internet altyapımıza da ciddi yatırımlar yaptık. Tabii burada en önemlisi fiber hat meselemiz. Burada da fiber hat uzunluğumuzu 81 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkardık. Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlatacak 5G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Tabii Adil Bey, bu fiber hatları daha da uzatacağız. Bak bizden sonra gelenler bizi geçti. Biz şimdi buna yoğun bir şekilde yüklenip bu uzunluğu süratle daha da geliştirmemiz lazım, artırmamız lazım. Bakınız sadece birkaç başlıkla ifade etmeye çalıştığımız halde hizmetlerimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Türkiye'nin asıl ihtiyacı işte budur. Milletimiz bizden vaktimizi ve enerjimizi karanlık mahfillerin sinsi oyunlarıyla heba etmemizi değil, işte bu şekilde eser ve hizmet siyasetiyle ülkeyi kalkındırmamızı, geliştirmemizi bekliyor.